Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr. Rabbena ighfirli ve livâlideyye ve lil-mü'minîne yevme yekûmü'l-hisâb. رحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم والحمد لله رب العالمين Mektubattan 5. mektupta kalmış idik ve 5. mektuptan inşallah devam ediyoruz başından itibaren. Bismillah, bismihi subhanehu ve inni şeyin illa yusebbihu bihamdi. Silsile-i Nakşi'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam Rabbani Nakşi mezhebine tarikatının bir kahramanı, bir güneşi, önemli bir zat zaten İmam Rabbani Sirhindi radıyallahu anh, mektubatında demiş ki hakaiki imaniyeden bir meselenin inkişafını binler ezvak ve mevacit ve keramata tercih ederim. İmam Rabbani böyle demiş. Gerçekten takdir edilecek bir söz ama bakalım bunu niçin naklediyor? Niçin bizi bu söz ile muhatap ediyor? İmanın hakkaniyetinden bir meselenin inkişafı, bu da önemli bir mesele. Nasıl iman hakkaniyeti nasıl inkişaf eder? Zevkler, binlerce zevkler, mevacit, vacibat, vaciplerden, keramatlardan, keşifler gibi manaya gelebilir ama şuradan kontrol edeyim. Bilen varsa da söyleyiversin. Mevacit. Türkçe'de bulgular gibi falan olabilir. Kalbi zevk veren vecitler, istirahalara, vecit halleriymiş. Yanlış düşünmüşüm. Vecit hallerinden ve kerametten evet, keramata tercih ederim diyor. Burada hani vecit halleri nedir biliyorsunuz, kendinden geçme gibi falan da anlatılıyor ama biz daha önce bu vecit halini, böyle kendinden geçip ne söylediğini bilmeyen istirah halindeki konuşmalar olarak anlamamak lazım diye mektubatın tarikatlarla, tasavvufla ilgili bölümünü okurken, galiba 29. mektuptan olacak, okurken bahsettiğimiz için onun üzerinde durmuyorum. Kerametlerde yine öyle, bu keramet neyin nesidir, olur mu olmaz mı, onlar üzerinde tartışmıyoruz, önemli de değil zaten. Önemli olan, hakaiki imaniyeden bir meselenin inkişafı nasıl olur? Belki bizim en çok üzerinde düşünmemiz gereken nokta, neden? Bizi ilgilendiren mesele bu zaten. Keramet varsa var, yoksa yok. Verilmişse verilmiş, verilmemişse verilmemiş. Ben keramet peşinde de koşacak değilim. Keramet peşinde koşmanın da bir anlamı olduğunu zannetmiyorum. Allah'ın her verdiği şey bir keramettir, ikramı ilahidir der geçer gider.
Hatta bu konuda efendim mucizelerin varlığına inandım, inanmadım. Kavgalar da yapılmış tarih boyunca İslam uleması arasında. Ya, inansan ne olur, inanmasan ne olur. Sen peygamberin risaletten ne anlıyorsun? Rasullükten, peygamberlikten ne anlıyorsun? Peygamberlik müessesesi sana neyi anlatıyor? Önemli olan bu. Ama peygamber bir yerde mucize göstermiş. Yok efendim o mucize değilmiş de şöyle bir fiziki bir olay olmuş da onu mucize olarak telakki etmişler gibi yorumlarla mucizeleri inkar etti veya mucizeye inandı, inanmadı. Bu gibi kavgaları yapmaya hiç gerek yok. Yapılmış vaktiyle insanlar kelimelerde boğulmuşlar ama gereksiz bir kavga bunlar. Bunların hepsi gereksiz. Neden? Peygamberlikten sen ne anlıyorsun? Velayetten ne anlıyorsun? Veli olmak ne demek senin için? Dolayısıyla velayete mazhar olanlar keramete mazhar olurlar. Rasul olanlar da mucizelere mazhar olurlar diye ondan sonra konuşuluyor. Mazhar olmuş olmamış ne olur? Onun için yani bir peygamber mucize göstermediyse ne olmuş yani? Onun getirdiği mesajın içeriğini anladın mı? Onu onayladın mı? Onun ne vazife, bir vazife görmek üzere gönderildiğini anlayıp neden böyle bir vazifeye gönderildi diye bunun üzerinde durdun mu? Böyle bir vazifeye gerçekten gerek var mı dedin mi? Benim böyle bir vazifenin ifasında benim yerim ne? Benim sorumluluğum ne? Nasıl bir vazife bu zaten? Diye sorup etmeden tutup efendim mucizelere inanıyor musun, inanmıyor musun? Miraç Kur'an'da olan bir kelimedir, olmayan bir kelimedir. Mucize Kur'an'da geçen bir kelime değil, neden bahsediyorsunuz? Miraç Kur'an'da geçen bir kelimedir, değildir. Veya peygamber ait olmak üzere oruç kelimesi geçer de Miraç olarak böyle bir tanım geçer mi geçmez mi? Kavgasını yapmanın ne alemi var? Sen Miraç dedin ya da demedin. Hadi İsra diyelim. Kur'an İsra kelimesi kullanıyor ya. İsra'dan bu gece yürüyüşü diye tercüme ediyorlar ya gece hareketi, gece yolculuğu diye. Gece yolculuğu yani ne anlıyorsun sen bundan? Efendim peygamber gitti mi gerçekten? Gitsin gitmesin sana ne kardeşim tarihi rapor mu tutuyorsun ne yapacaksın sen? Sen bunların manası senin için ne? Allah bunları sana neyi anlatıyor? Kur'an neden bunlardan bahsediyor? Senin için neyi ifade ediyor? Senin böyle bir yolculuğa ihtiyacın var mı? Senin bir uruca, bir yükselmeye ihtiyacın var mı? Nedir senin için yükselmek? Bunların üzerinde durmadan tutup bu kelimeleri kabul ettin, etmedin, inandın, inanmadın. Bak bu adama miracı inkar ediyor, yok mucizeleri inkar ediyor. Mucize diye bir şey yok. Her şey Allah'ın yarattığı kanunlarda sabittir. Bu kanunlar değişmez. İşte sana şu ayeti getireyim, bu ayeti getireyim. Allah'ın kanunlarını değişmeyeceğini garanti eden ayetler var. Öyle entecedeli sünnetin ayetleriyle. Nasıl miraçta? Bunda ne olacak? Hadi diyelim kabul ettin. Ne kazandın? Reddettin. Ne kaybettin? Neden? Peygamberden ne anladığın önemli. Peygamber şöyle mucize göstermiş. Öyle, böyle bir olay olmamış dedim. Ne olmuş ki? Bizde böyle kerametlerden ne bana işte keramet olur mu olmaz mı? Veliler keramete mazhar olur mu? Ne demek bu? Ya kardeşim sen veli olmak nedir? Keramı, ikramı ilahiye mazhar olduğunun farkında mısın? Susayıp da bir bardak su içtiğin zaman keramete mazhar olduğunun farkında mısın? Hı? Sen de bir velisin bak. Keramete mazhar oldun. Su içtin, tatmin oldun. Susuzluğun gitti. Bu bir ikram-ı ilahidir. Ama efendim bunlar harikulade olan. Ya kainatta yaratılan, var edilen hangi olay var ki harika değildir? Sen harika olayların dışındaki olan olayları doğrudan doğruya tabiat kanunlarının işleyişinden ibaret zannediyorsan zaten temelde kaybettin.
irade-i ilahiyenin doğrudan doğruya taallukunu görmüyorsan, zaten temelde senin Allah anlayışında, varlık anlayışında, yaratma anlayışında problem var demektir. Sen onları çöz önce. Böyle basit kavgaların içerisinde girmeyeceğiz, düşmeyeceğiz, dikkat edeceğiz. Ama esas görevimiz ne? Buradaki de beni ilgilendiren ve benim dikkatimi çeken nokta, hakaiki imaniyenin inkişafı nasıl olur? Ne demek imanın inkişafı? Açılması, keşif aşmak demek ya. Bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkartmak. Daha önce bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkartmak. Yok olan bir şey değil de keşfetmek. İnkişaf, açılma. Peki ne açılıyor sana? Beylik sözler vardır. Alemi gaybın kapıları açılıyor. Kardeşim, alemi gayb dediğin ne? Canım işte alemi gayb. Her şey maddi alemden ibaret değil ki. Nedir öyleyse? İşte alem-i gayb var. Nerede? Gördün mü? Rüyanda mı gördün? Ne yaptın? Ne anlıyorsun alem-i gaybtan? Bunlar üzerinde konuşmak lazım. O alem-i gayb sana nasıl inkişaf edecek? Nedir ki bu nasıl inkişaf edecek? Bunlar ana sorular ama cevabını şöyle çok özet, hani sorular soruyorsun da cevabın senin de yok. Evet, doğru yani. Bir kapsayıcı bir cevabım yok da kendime göre bir cevabım var. Herkesin kendisine göre de bir cevabı olabilir, olmalı da zaten. Vardır da şu alemin delalet ettiği, şahitlik yaptığı, işaret ettiği kendisindeki özelliklerin kaynağını bildiren yönüyle bu alemin sırrını, yani ne gibi bir mana ifade ediyor benim için sorusunun cevabını daha detaylı, daha açılmış, daha net, daha emin bir şekilde görmek. Alem-i gaybın kapıları da böyle açılır. Melekler de alem-i gaybtan böyle iner. Hatta ve hatta Kur'an'ı bir ifade olduğu için kullanmakta çekinmiyorum. Rab, kainatın sahibi de senin dünyana bu şekilde iner. Meleklerle birlikte. Ne demek? Ya nasıl Allah böyle merdivenle çıktığı bir yerden geri mi iniyor diye böyle tasavvurlar yapmak mümkün değil. Gaybi olan bir şey senin ufkunda, senin anlayışında, senin insani kabiliyetlerin içerisinde daha net, daha kesin, daha emin olacağın bir şekilde senin dünyanda karşılığını bulur. Sen de o yansıyan karşılıktan tatmin olursun, inkişaf eder. Ya, imanın hakikatları, ya iman deyince, buna bir de hakikat kelimesi genellikle Risale-i Nur'da hakiki imaniye çok geçen bir ifade. Hakikat diyor. Niye öyle? İman, hakikat senin için hakikat olduğu açık olarak ortaya çıkmadan sen ve ben tutup da imana sahip olduk diye iddia etmeyelim. Başkası edermiş etmezmiş, beni ilgilendirmez. Ben kendim ilgilendiririm. Yani iman, işte Allah'a iman edeceğim. Kardeşim bunun hakkaniyetini gördün, anladın, idrak ettin, emin oldun mu? İşte ona hakaiki imaniye diye ona vurgu yapar Said Nursi hakaiki imaniye kelimesini. Yoksa imanın hak olduğuna dair. İmanın hak olduğuna dair. Ya inanıyorum iman haktır. Allah'a iman hak, meleklere iman hak, peygambere iman haktır de anlamında değil.
İman bir hakikatin sana inkişaf etmesi demektir. Senin dünyanda karşılığını bulması, senin de rahatlıkla onu tasdik etmen demektir. İşte hakiki imaniyenin senin dünyanda daha da bir netleşmesi, daha bir emniyet, güven kazanır hale gelmesi, hakiki imaniyenin senin için keşfidir. Bu nasıl olacak? İşte elimizdeki okuduğumuz kitapların ana hedefi bu işlemler zincirini, bu yolu çalıştırmak için elimize malzeme toplamak için yazılmış kitaplar. Artık bütün bu kitapları oku, nasıl inkişaf ettin o zaman gör. Ama neyin inkişaf edeceğini bil. İnkişaf etmek ne demek olduğunu bil. Yoksa kafamızı zevklere, vecit hallerine, keramata, insanlar konuşurlar, onlara takmayacağız. Keramete inanıyor musun? Yani harikulade yaratılış var mı? Harikulade hal olur mu? Her şey zaten sabit değil mi? Bu değişir mi? Allah yaratma kanunu değiştirir mi? Gibi konuşmalar Allah'ın, neyse bu kainatı yaratan kimse, yarattığı her şey keramet. Yarattığı her şey yeni. Ama benim alışkanlıklarımda bir tekrar gibi görünüyor. Bir kanunlar var, o kanunlar kendi başlarına işliyor gibi görünüyor. İyi dikkat etsen her şey yeni yaratılışa mazhar oluyor her an. Her an bir mucize, her anda yaratılan her şey bir ikram-ı ilahidir. Geçiyoruz. Efendim, mucizelere inanıyor musun? Bakalım, ben kainatta bir mucize gördüm mü? Peygamberin dönemine gidip de onun döneminde şöyle yaptı, böyle yaptı diye görmeme gerek yok ki. Benim alemimde mucize görüyor muyum? Şu kainattaki yaratılan her şeyin birer mucize olduğunu anlıyor, idrak edebiliyor muyum? Budur benim problemim. Benim üzerinde durmam gereken nokta bu. Peygamber şöyle yapmış, şu kadar insanı doyurmuş. Gördün mü? Olur mu? Nasıl olur bu? Allah kanunu değiştirmez ki. Lüzumsuz, anlamsız kavgalar. Peygamberin mucizesine inanınca senin peygambere imanın mı artıyor? Yoksa böyle... Kahraman bir adam vardı. O kahraman adamın harikulade halleri vardı. Ona mı inanıyorsun? Evet. Hem demiş ki İmam Rabbani demiş ki bütün tariklerin noktayı müntehası, nihai noktası, ulaşmak istediği nihai hedef hakaiki imaniyenin vuzuh ve inkişafıdır. Yine aynı konu. Hakaiki imaniye. Anladık değil mi? Hakaiki imaniyeden şunu anlayacağız. Değil mi? Tekrar ediyorum. Bu önemli. İmanın hak olduğu değil. İmanın hakkaniyetinin gerçek olduğunun bizim tarafımızdan anlaşılması, idrak edilmesi. Evet. Bu haktır diyecek gerekçeleri elde etmemiz. Bu gerekçeler bir tane olur, iki tane olur, bin tane olur, milyon tane olur. Ona göre de, o gerekçelere göre de benim iman konusuna giren konuların, iman alanına giren konuların hakka dayandığını, hakikate dayandığını idrak eden kalbim, aklım mutmain olur. Bunu bir tekrar oldu ama önemli olduğu için tekrar ettim. Allah'a iman haktır dedim. Bununla hak olmaz ki. Meleklere iman haktır dedim. Neyi hak kardeş? Nasıl bildin hak olduğunu? Değil mi? Hak olduğuna dair gerekçelerin olacak. İşte bu gerekçelerin çoğaltılması, o çoğaltılan gerekçelerin dünyamıza bir egzersizle
devamlı talimatını yapmak suretiyle yerleşmesi benim için ana hedeftir. Mesela diyelim ki bir problem çözüyorsunuz, matematikten bir problem çözüyorsunuz. Önce size bir önerme veriliyor. O önermede neyse aksiyon mu ne diyorlarsa öyle bir prensip veriliyor. Bu prensibe göre şunu çöz diyorlar. Bir tane problem çözüyorsunuz. Uğraşıyorsunuz yarım saat, bir saat her neyse. Ondan sonra bir sonuca ulaşıyorsunuz. Eğer sonuç doğruysa atıyorsunuz. Doğru sonucu bu. Ama aynı prensibin diyelim, matematik prensibinin yüzlerce ayrı yan anlamları, yandaşlarıyla birlikte, benzerlikleriyle birlikte yüzlerce örneğini çözerseniz ne olur? Artık bu konuda tam emniyet erersiniz. Ne yaptı? İnkişaf etti. Herhalde bu noktada hakiki imaniyenin de çok egzersizini yapmak lazım. Hakkaniyetin delillerini çoğaltıp araştırmamıza devam etmemiz lazım. Yoksa bir delille yetinmek insanı tatmin etmez. Peki, hem demiş ki, devam ediyoruz İmam Rabbani ne demiş, biraz okumaya devam edelim. Velayet üç kısımdır. Biri velayeti suğra ki meşhur velayettir. Biri velayeti usta, biri velayeti kübra. Dedik ya, nedir bunlar canım ya? Ne olursa olsun işte böyle değişik türlerde velayetler var. Allah'a dostluklar var. Hani birisi şu da benim dostum dersin, bir defa iki defa görüşürsün. Bir de var ki şu kişi benim dostum dersin ama bütün can ciğer dostundur. Değil mi? Arada çok büyük farklar var. Onun gibi bir şey. Velayeti kübra ise veraset-i nübüvvet yoluyla, bakın velayet-i kübra dediği can ciğer dost olmak, Allah'ı tamamen emin bir şekilde elimizden geldiği kadar, yani sonu gelmez de, elimizden geldiği kadar Rabbimizi, meleklerini, peygamberlik müessesesini, Rabbin konuşuyor oluşunu tam emin bir şekilde Rasullerin getirdiği veya tanıştırdığı kalıplara göre, dikkat edin, veraset-i nübüvveti tarif ediyoruz. Rasullerin getirdikleri kalıplara göre şu şekilde düşününce, şöyle bir yol takip edince, siz Rabbinizi yürekten tanırsınız, eminsiniz yani. Can ciğer dost olursunuz. Ha, velayet-i kübra ise veraset-i nübüvvet yoluyla tasavvuf berzahına girmeden, tasavvuf berzahı konusunda çok şeyler söylenebilir. Ama biz bu galiba 29. mektuptaki parçayı okurken yanlış hatırlamıyorum. 29 muydu? Kelime, o numaralara da hiç dikkat etmem ya. Neyse, tasavvuf bahsini uzun uzun ders yaptığımızı hatırlıyorum yanılmıyorsam. Ne zaman yaptık işte bilmiyorum. 1-22 yıl mı ne önceydi. Orada tasavvuf berzahından ne kastediliyor falan diye çok konuştuğumuz için oraya tekrar girmek uzun olur şimdi. Bir tasavvuf berzahında delil toplamak yerine kainatın şahitliğini ön plana alarak İnsani duyguların o kainatın şahitliği altında yoğrulması, eğitilmesi, ona göre belli bir şekle forma sokulması, çalışmasının yerine kendini bazı kurallarla sınırlamak suretiyle ve belli kalıp cümlelerin
dünyanda tekrar tekrar yerleştirilmesiyle bir iç güven temin etme yolu diye anlıyorum ben tasavvuf berzahından. Çünkü o bir berzah, bir geçiş pasajı o. Oradan geçtikten sonra berzahtan çıkıp, o pasajdan çıkıp, tünelden çıkıp artık ya ben tamamen ikna oldum. Ama dikkat edin, hala insaniyetin kainatla olan ilişkisinin sonucunda elde edilmiş, derlenmiş, toplanmış deliller ile insani duyguların tatmin olması gibi bir aşamadan bahsedilmez. Kainatın şahitliğine müracaat edilmez. İnsan duygularının kainatın şahitliğine bakarak derleyip toparladığı delillerle terbiye edilmesi, eğitilmesi yoluna gidilmez. Onun için berzah, tünel. Kendi iç dünyanda kendini zorluyorsun sanki. Evet, tasavvuf berzahına girmeden, zaten veraset-i nübüvvette tasavvuf berzahı yok. Kur'an'a bakıyorsunuz, tasavvuf berzahı yok. Kur'an kainatın şahitliğine bak diye bas bas bağırıyor. Evet, doğrudan doğruya hakikate yol açmaktır. Nasıl oluyor doğrudan doğruya hakikate yol açmak? Bakıyorsunuz kainata, kainatın yaptığı şahitlik ebedi, mutlak, ezeli olan bir yaratıcının olmasının zorunluluğu doğrultusunda gidiyor. Beni mutlak olan birisinden başka kimse yaratamaz diyor. Bak doğrudan doğruya bakıyorsunuz, herhangi gördüğünüz bir sinektir, bir böcektir, her neyse, bir meyvedir, sebzedir, her neyse dünyamıza gelmiş, beni ilgilendiren aya bakıyorsun, güneşe bakıyorsun, bir ağaca bakıyorsun, bir hayvana bakıyorsun. Bunun varlığı nasıl oldu da gerçekleşti dediğim zaman doğrudan doğruya kitap gibi okumaya başlıyorsun. Ondaki görünen özellikleri. O özellikler ben bu eşyanın kendinden gelemem diye açıkça ilan ediyor. Artık bunun detaylı izahını Risale-i Nur'dan göreceğiz. Kur'an-ı Kerim'de işaret ediyor. Kainata bak, şuna bak, buna bak, dağa bak, ovaya bak, yağmura bak, her neyse. Rüzgara bak, sineğe bak, karıncaya bak, arıya bak, böyle insana bak, aya bak, güneşe bak, yıldızlara bak, kendine bak, yediğin yemeğe bak, böyle bak, 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 bak. فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانِ اِلَا تَعَامِ فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانَ مِنْ مَخُلُقُ Kendine bak kardeşim, yani kendine bak. Göreceksin ki doğrudan doğruya o yaratılışlarda yaratıcının mutlakiyetine dair açık, net şahitler var. Beni yaratan mutlak özelliklere sahip olması zorunlu haberi var. Hakikate yol açıyor. Bu nedir? Bu veraset-i nübüvvettir. Şimdi bir problemle daha karşılaşıyoruz. Peygamberden nakledilen hadislerde böyle bir veraset-i nübüvveti görmek gerekir. Ama çok zordur. Çok incelikli, detaylı okumak gerekiyor. İncelemek gerekiyor. Çünkü peygamberin hadisleri hep kural toplama malzemesi olarak kullanılmış gelenekte. Şunu yapacaksın, şöyle yapacaksın, şunu yapmazsın, şunu yapabilirsin, şunu yapamazsın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diye hep böyle insanların fiillerine dair, toplumun yönetimine dair hukuk maddelerinin toplanma malzemesi olarak kullanılmış bir geleneğe sahibiz. İmanın esaslarının nasıl tesis edilmesi gerektiğine dair bir hadis okuma geleneği yok. Çok zor. Onun için veraset-i nübüvvet gelecek, sünnet kelimesi gelecek, onun da üzerinde duracağız. Veraset-i nübüvvet, sünnet-i nebevi gibi kelimelerin
neyi içerdiğine çok iyi dikkat etmek lazım. Hayki imaniyeyi nereden öğrenecekmişiz? Veraset-i nübüvvet yoluyla doğrudan doğruya hakikate giden yolu bulmada, veraset-i nübüvvetten, peygamberden bize miras kalan yoldan bulacakmışız. Peygamberden bize miras kalan yolda, gelenekte ne buluyoruz? Kurallar buluyoruz. Hakikate giden yol, hakiki imaniyenin inkişafına vesile olacak bir yol görünmüyor. Üzerinde durulmamış, öyle nakiller de ihmal edilmiş. Pratik nedenlerden dolayı. Onun için dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Evet. Hem demiş ki, Tariki Nakşi'de iki kanatla sülûk edilir. Bu devamını, o iki kanadın ne olduğunu okumadan önce hatırlayalım. Biz tasavvufla, tarikatla ilgili o uzun parçayı, buraya göre uzun, çok uzun değil de bu parçaya göre uzun, beşinci mektuba göre uzun parçayı okurken ne dedik? Bizim işimiz gücümüz yok da tarikatçılara nasihat çekmek için okumuyoruz. Tarikatçılar tarikatı takip edenler şunu doğru yaptılar, şunu yanlış yaptılar diye analiz yapmak için okumuyoruz. Onları ıslah etmek, doğru yola getirmek için okumuyoruz. Kendimiz için okuyoruz. Ben ne yapacağım? Ona göre dinleyelim şimdi. Tariki Nakşi'de iki kanatla sülûk edilir. Seyr-i sülûk, yani yaratıcıya ulaşma yollarını takip etmek. Nasıl ben yaratıcıya kavuşurum? Yaratıcıyı nasıl tanırım? Bunlar iki yolla gidilir diyor. Yani hakaiki imaniyeye sağlam bir surette itikad etmek, bu birinci yol. İkinci yol, feraizi diniyeyi imtisal etmekle olur. Yine geldi hakaiki imaniye. Hakaiki imaniyeyi sağlam bir surette itikad etmek. Nasıl sağlam bir surette itikad edeceğim? Yo yo, sağlam olacaksın. Kardeşim ama nasıl? Sağlam olacaksın. Ya nasıl? Eğer delilin varsa, deliller seni ikna ediyorsa sağlam olursun. Delilin yoksa nasıl sağlam olacaksın? Ben kesin inandım, kesin inandım. Hiç şüphe yok. Kalbime gelen şüphelerim hepsini reddettim. Bunlar palavra cümlelerdir. Kalbe şüphe geldiyse geldi. Cevabın varsa şüpheyi izah edersin. Cevabın yoksa gözünü yummakla güneşi inkar edemezsin. Delil arkadaş, delil. Burhan, Kur'an'ın tabiriyle. Kainat delil dolu. Ayet. Bir şeye işaret edecek, delalet edecek, delillik yapacak. İşte ona, onunla ancak hakaiki imaniyeyi sağlam bir surette itikad edilir. Delilsiz itikad olmaz. Ama diyeceksiniz ki avam delil olur mu? Bakar güneşe, bu kendi kendine olmaz lan der. Tamam. İşte delil. Onun için bir delil. O düzeyde bir delil. Hani inkişaf etti mi dersek, o kadar inkişaf etti. Eline alır mesela herhangi bir mahluku, ne bileyim bir meyveyi, bir hayvanı, bir böceği, eline alır bir çiçeği, bir neyse ne geçiyorsa, neyle muhatap oluyorsa onu eline alır. Bu harika, Subhanallah der. Allah'ın işine bak ya der. Değil mi? Niye bu kendi kendine olmaz ki demek? O işte onun delili. Sen ve ben bu delilleri devam ettireceğiz. Ta ki bu delillerle insani duygularımı terbiye edeceğim. Yoksa hani kötü ya da iyi değil de genelde insanlar ya bir Allah var diyor. Ondan sonra insani duygularla kafasına geldiği şekilde kafamın tası attı, vurdum kırdım demeye başlar. Hani duygular terbiye olmadı değil mi? Duygular vasıtasıyla de yaratıcı tanınmadı ya. Dışarıda hariçte birkaç delil gördüm bitti. Hayır. Öyle olmaması, yetmemesi lazım.
inkişaf etmesi lazım. Nerede inkişaf edecek? Benim iç dünyamda. Kendi hislerimde. Bende bir tecelli ettiği zaman, tezahür ettiği zaman bu his bana bu hissi veren hakkında haber veriyor. Ne veriyor diyeceğim. Bu hissi ben, o hissi bana vereni tanımak için nasıl kullanırım diyecek. Bunlar da işin detayları. Yani insani vazifenin artık gittikçe daha detaya inmesi, daha detaya inmesi gerektiğini gösteriyor. Yoksa dışarıdan biliyorum bu kainatın bir yaratıcısı var, kesin olması lazım diyorum ama kendi duygularımı o yaratıcıyı tanıma aracı olarak kullanıp kendi duygularım aracılığıyla daima o yaratıcının velisi, dostu, yakını olmuyorum. Olmayabilirim. Bu imkanları kaçırmamak ve kendimizi de bu imkanlarla donatmamız gerekiyor. La hakaiki imaniye sağlam bir surette itikad etmek bu birinci kanat. İkinci kanat feraize diniyeyi intisal etmek. Yani bu ikinci geliyor ama unutmayacağız bakın. Eğer hakaiki imaniyeyi tam ittiği, tam yani mümkün olduğu kadar sağlam bir temele oturtmuşsak bizim anlayacağımız, ulaşacağımız sonuç şu olacak. Şu kainatın sahibi bana beni niçin yarattığını izah edecek ve benim nasıl bir kendimi terbiyeye tabi tutmam gerektiğini göstermesi gerekir. Onun için de bana elçiler, öğretmenler, öğreticiler göndermesi gerekir. Eğitmenler göndermesi gerekir. Çünkü yoksa ben kendimi, duygularımı nasıl terbiye edeceğimi bilemem ki. Bu eğitmenler bize, bana şu dünya ile olan ilişkilerimi hangi düzeyde, bir, hangi anlayış düzeyinde, iki, hangi fiziki ilişkiler ağı içerisinde kurmam gerektiğini öğretmesi lazım. Bunun en güzel örneği namaz. Hem Allahu Ekber diyorum, hem Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel Azim anlayışını geliştiriyorum. Hem de belimle eğiliyorum, alnımla secdeye gidiyorum. Fiziki ifadeyi de yapıyorum. Bunu ben ancak bir eğitmenden, bir öğretimin, öğretmenin taliminden sonra öğrenebilirim. Bunu anlayan bir kimse, feraizi İslam diniye dediği zaman rasullerin olması gerektiğine kesin inandıysam eğer, fark ettiysem ya da rasul vardır canım diye değil. Gerçekten rasul olması zorunlu. Elçi olması zorunlu. Yaratıcının bana beni terbiye edecek, eğitecek görevliler göndermesi mutlaka gerekir diye anladıysam bu, ama bu anlayış nedir? Hakiki imaniyeye sağlam bir surette itikad etmenin, itikad etme işlemine girer. Ondan sonra bu peygamberlerin bana takdim ettikleri hayat tarzını, fiziki uygulamasını, hatta bu imanın esaslarının hakkaniyetinin daha detaylı bir şekilde benim dünyama nasıl yerleştirilmesi gerektiğini öğreten talimlerini o kişi onlardan öğrendikten sonra bunları, bu öğrendiklerimi uygulamaya koymak feraizi diniyeyi imtisal etmek olur. Birincisi olmadan ikincisi olmaz. Neden olsun ki? Ama birincisi olmadan insanlar feraizi diniye imtisal ediyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor dersek o avamın işi olur. Yani onlar bir bildikleri var. Kendilerine göre, kendi kapasitelerinde bir gerekçesi var. Ama sen öyle yüzeysel olarak geçiştirmememiz gerekir senin benim. Ya
gerekçelerini, o imanın hakkaniyetine ait delilleri kesin bir surette gözümün önüne sergiledikten sonra o delillerin rehberliği, ışığı altında mutlaka benim bu dünyada yaşama, düşünme, duygularımı terbiye etme yollarını, yöntemlerini bana gösterecek, öğretecek bir görevli bulunması lazım gelir diye anladıktan sonra, peki bu görevli bana neyi, nasıl, nereden yapacağımı gösterdi. Şimdi ona imtisal etmem lazım. Sonucuna ulaşacağım. Ama bu bir sonuçtur. Birincisi olmadan ikincisi olmaz. Bu iki cenahta kusur varsa o yolda, yani o tarikat denilen Tariki Nakşi de diyorum, anlatılıyor. O Tariki Nakşi'nin prensibi bu. Eğer bu iki kanat birden çalışmıyorsa uçamazsın kardeşim. İkisi birden çalışacak. Geliştiremezsin, inkişaf edemezsin. Yani ruhunu Rabbi ile, yaratıcısıyla tanıştırıp veli olamazsın. Yaratıcının yakınlığını, mukarenetini kazanamazsın. Senin dünyanda onun varlığını her an hemencecik kendi yaratılmışlığının içinde hissedemezsin. Yapamazsın bunu diyor. Mümkün değil insan için diyor. Peki, öyleyse Tarık-ı Nakşi'nin üç perdesi var. Birisi ve en birincisi ve en büyüğü doğrudan doğruya hakaiki imaniyeye hizmettir. Şimdi efendim tekrar ediyorum. Daha önce hemen önce temas etmiştim biraz. Hakaiki Tarık-ı Nakşi'nin üç perdesi var. Ben tarikat mezhebinin mensuplarıyla görüştüm. Onların yaptığı faaliyetlerle katıldım. Hakaiki imaniye diye bir şeyden haberleri bile yok. Ya ahlak olacaktır. Şu verdiğim insanları bak ölüm geliyor. Senin öleceksin zaten. Bu dünyaya bağlanmanın ne alemi var gibi hissi, duygusal menkıbelere dayanır. Şöyle bir zat varmış da uçmuş kaçmış. Menkıbelere dayanır. Şöyle fedakarlıklar yapmış. Şu şekilde Allah'ı tanıyarak ne kadar yollarını değil. Allah'ın öyle yakın dostu olmuş ki artık elini uzatsa cennette meyve koparacakmış falan. Ama bunların gerekçeleri yok. Bunlar menkıbe. Benim dünyamda ben bunları nasıl tanıyacağım? Bu evliyanın hayranı oldum diye ben evliya olmam ki. Ya evliyanın hayranı olursun, o menkıbelere inanırsın. Bir kahramana, hero mu derler, ne derlerse, o kahramana hayran olarak yaşar gidersin. Bundan sana fayda gelmez ki. Kendini eğitmedin ki. Evet, kendimizi eğitmemiz lazım ama dedik ya, biz ehli tarik böyle bir şey yapmıyor, onlar bunu yapması lazım diye okumuyoruz. Ya, bizim yapmamız gereken budur. Onlar ne yapıp yapmadığı beni ilgilendirmez. Benim ne yapacağım, ne yapmam gerektiği ilgilendirir. Peki, bu birisi ve en birincisi, üç perdenin birinci perdesi hakaiki imaniye hizmettir ki İmam Rabbani ahir zamanda ona sülük etmiştir. Hatta bu bir onun eserlerinde, son zamanlardaki yazdığı eserlerde demek ki müellif diyor ki bütün mesaisini hakaiki imaniyeye hizmette ayırmış. Artık o kişilerin faziletleri, zevkleri, hani manevi zevk hallerini yaşamaları, vicid hallerine girmeleri, kerametlere sahip olmaları onu ilgilendirmez duruma gelmiş. Memmiş diyorum çünkü ben İmam Rabbani çalışmadım. Müellif çalışmış, görmüş, böyle bir sonuç görmüş İmam Rabbani'nin hayatında. Peki,
İkincisi, feraiz-i diniyeye ve sünnet-i seniyeye tarikat perdesi altında hizmet. İşte bu yukarıda dedi ya, feraiz-i dinlere imtisal etmek, bu ikincisi bu. Feraiz-i diniyeye nasıl imtisal ederiz? Dinin gereklerine, feraiz burada dinin gerekleri demek. Din vasıtasıyla bize gelen haber veya instruction, instruction da talimat. Peki din nereden gelecek kardeşim? Peygamber aracıyla geliyor. Konuştuk ya, peygamberin olması gerektiğine inanan bir kalp ancak dine inanır. Peygamberin olması gerektiğinin de gerekçelerini bulması lazım. Böyle bir kişi feraiz-i diniyede, ya bu peygamberin talimatında bunlar var der ve tabi olur. Onun için feraiz-i diniyeye be dediği, yani demek sünnet-i seniyeye ve de peygamberin bize talim ettiği yönteme, peygamberin nasıl imanı bize öğretmiş, insanlara öğretmiş o yola. Şimdi biz bu yolu bulmak için Kur'an'ı birinci kaynak olarak görüyoruz. Çünkü peygamber, peygamberin esas sünneti, peygamberin hayat yolu Kur'an'ın taliminden geçmekle gerçekleşmiştir. Kur'an nasıl bir eğitim veriyor insanlara? Kur'an nasıl insanların duygularını yoğuruyor? Örneklerle onları, insanları, yani bizi nasıl ikna etmenin yollarını gösteriyor? Bizi en sonunda kendimizle baş başa bırakarak benim kendimi nasıl değerlendireceğimi öğretiyor. Bu anlamda yani bazı kişiler de söyler de ben de buna inanıyorum. Kendim de bunu ikide bir tekrar eder dururum. Kur'an bir insan psikolojisi, analizi, tahlili ve eğitimi kitabıdır. Temel olarak. Temel, esas. Ama efendim bizim ne yapıp yapmayacağımız çok yüzeysel, çok özet bir şekilde genel ifadeleri kullanarak geçer. İşte zekat ver der. Bitti. Ne vereceğim? Nasıl yapacağım? Zekat ne? Ne? Malının zekatını ver. Hangi mal bu? Malı nasıl tarif ediyorsun? Belli değil. Neden? Hani onlar önemli olmadığından falan değil de Kur'an'ın öğretisi, terbiyesi çok özet halindedir. Nasıl söylerim? Sen nasıl söylerim ona? İcaz. Mucize anlamında değil de icaz. Az sözde veciz haldedir. En güzel kelime bu herhalde. Veciz haldedir. Yani zekat ver der. Sen artık Kur'an'ın eğitiminden geçtikten sonra zekattan ne anlayacaksın? Malının zekatını ver, nefsinin zekatını ver, nefsini, malını Allah yolunda cihada vakfet. Ne yapacağım şimdi? Hemen her yerde, bir yerde savaş olsa da oraya gitsem de Müslümanların katına mı girsem diye düşünmeye başlamayacaksın. Kur'an'ın eğitimi sana bu yolları gösterecek. Şu 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 yollardan gidersen diye. İşte o yolların talimini yapan öğretmene peygamber denir. Dolayısıyla peygambere biz Kur'an'ın talimini, Kur'an'ın öğretisini şu fiziki dünyada uygulamayı gösteren kişi olarak anlayacağız. Yalnızca kuralları değil. Kur'an, çünkü Kur'an'da kurallar çok azdır. Çok tatlı, yani sınırlı. %1'i, %2'si fazla değil, o kadar. Peki gerisi ne yapıyor? İnsan terbiyesi yapıyor, yoğuruyor, duygulara şekil veriyor, gaye veriyor, nasıl kullanılacağını öğretiyor, hangi hedeflere götürülmesi gerektiğini öğretiyor.
Bu şekilde bir Kur'an okuması da çok yaygın değil. Kural toplamak için Kur'an okumak herkesin harcı. Yani bir Arapça bilen, birazcık fıkhi kurallardan haberi olan kimse Kur'an'ı sana patır 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 kurallarını göstermek için okur ama yorumunu da kendi kafasına göre yapar. Ama gel geleliğin insani duyguların terbiyesini içeren bölümünü ön plana almış olan bir eğitim türü maalesef çok yaygın değil. Biz kendi başımızın çaresine bakacağız. Feraiz-i sünnet-i seniyyeye tarikat perdesi altında hizmet etmek. Bu da nedir? Yani sünnet-i seniyyeye tarikat perdesi altında. Yani tarikatmış, bilmem neymiş, şu tarikat, bu tarikat bahanesiyle insanlara sünnet-i seniyyeyi öğretmektir. Sünnet-i seniyyeyi öğrettiğimiz zaman sonuçta ne yaparız? Feraiz-i diniyeyi uygulamış oluruz. Veya feraiz-i diniyenin uygulanması gerektiğini anlarız. Yoksa gelenekte namaz kıldır, oruç tuttur diye değil. Ya yani insanlar böyle yapabilirler. Onların da kendilerine bir gerekçesi vardır. Beni onlar ilgilendirmez. Beni ilgilendiren nokta sünnet-i seniyyede ne anlayacağım ki sonuç itibariyle benim hem kendimi hem çevremdeki diğer varlıkları nasıl kullanmam gerektiği noktasında bir eğitime tabi tutacağım. İşte peygamber bu eğitimi gerçekleştiren öğretmen olacak benim için. Biraz yaygın bir usul değil. Ama inşallah dikkat edersek bir kendimize göre bir yol buluruz inşallah. Üçüncüsü, tasavvuf yoluyla emraz-ı kalbiyenin izalesine çalışmak. Yani hırs duygunu sınırlamaya çalışıyorsun. Mütevazi olmayı kendine devamlı telkin ediyorsun. Hiç kimsenin karşısında gururlu davranma. Hani bunlar güzel ahlak unsurlardır. Duyguların emrazı kalbiyeninden ben şunu anlıyorum. Kalp duyguları temsil ederse duyguların sınırsız kendi haddini aşan bir şekilde kullanılışından kurtarmak, izale etmek. Mesela insanda gadap duygusu var doğru ama gadap duygusunu nerede, nasıl, hangi oranda kullanacaksın? Bunun terbiyesine girersin. Bu da üçüncüsü. Kalp ayağıyla sülük etmektir. Duygularla, duyguları kontrol altına almak suretiyle kendini yani yaratıcına daha yakın hale getirecek, yaratıcını daha iyi tanıyacak hale getirmektir. Şimdi gelelim birincisi farz. Hangisi birincisi? Hakaiki imaniyeye hizmet farz. İkincisi vacip. O da hangisi? İkincisi feraiz-i diniyeye ve yani sünnet-i seniyeye tarikat perdesi altında hizmet etmek. Bu da ikincisi. Onu da konuştuk. Üçüncüsü ise sünnet hükmündedir. Fıkhi anlamda konuşuyoruz şimdi. Yukarıdaki sünnet-i seniyeye tarikat perdesi altında hizmet etmek fıkhi anlamda değil. Resulullah'ın Kur'an'ı uyguladığı, hayata koyduğu şekli arayıp bulmak. Burada farz, vacip, sünnet, avamın genelde, toplumda genelde bilinen farz, vacip, sünnet. Yani farz en önemlisi. Vacip olmalı canım. Sünnet olsa güzel olur. Bunun üçe ayırıyor. Üç kademesini söylüyor. Peki.
Madem hakikat böyledir, ben tahmin ediyorum ki eğer Şeyh Abdülkadir Geylani ve Şah-ı Nakşibendi ve İmam Rabbani gibi zatlar, bunlar tarikat diye bilinen geleneğin kurucuları veya zirve isimleri, örnek isimleri, yıldızları, güneşleri peki ve İmam Rabbani gibi zatlar bu zamanda olsaydılar. Bütün nimetlerini hakaiki imaniyenin ve akaidi İslamiyenin takviyesine sarf edeceklerdi. Neden? Çünkü hakaiki imani, anlatacak neden olduğunu, hakaiki imaniye birinci farz olandı. O olmazsa diğerlerinin hiçbir anlamı yok. Hakaiki imaniye eğer geliştirilmemişse. Çünkü saadet-i ebediyenin medarı onlardır. Saadet-i ebediyenin medarı hakaiki imaniye. Yani ne kadar delillerle ikna olduk ki bizim kainatın sahibi var, Rabbi var, benim sahibim var. Onun melaikesi ile muhatap oldum. Meleklerinin şahitliğine müşahit oldum. Onun mutlaka benimle konuşma cinsinden ilişkiye geçmesi gerektiğinden emin oldum. O konuşma cinsinden bana gönderdiği rehberlik kaynağını nasıl uygulamaya koyacağım konusunda bana öğretmenlik yapan muallimin mutlaka benim dünyama gelmesi, onu arayıp bulmam ve onun eğitiminden geçmem gerektiğine tam kani oldum. Şu delillerden dolayı. Bu anlamda geçtik ya, bu anlamda hakaiki imaniyenin, yani akaidi İslam, İslam dininde akaid prensipleri diye bahsedilir ya, işte onlar hakaiki imaniye, Allah'a imanın hangi hakikatlere dayandığının araştırılması, meleklere imanın nasıl bir hakikati ifade ettiğinin delillerinin araştırılıp bulunması, peygamber niye olsun ki, niye gerek var ki peygambere? Bunun ihtiyacının delillerinin sergilenmesi benim dünyamda. Böyle devam eden itikadi, akaid-i İslamiyenin takviyesi. Esas bunların takviyesi. Peygamberin olması gerektiğinin gerekçelerini anlamamış bir kişi sünnet uyguluyorum dediği zaman komik bir durum ortaya çıkıyor. Neye? İşte peygamber böyle yapmış. Neden peygamber oluyorsun ki? O peygamberdi. Ne demek peygamber? Gerçekten gerekli mi? Yoksa sen babandan anandan duyduğun için mi? İşte bu hakaiki imaniye dediği akaid-i İslamiye'nin takviyesi şart. Özellikle bu devirde, çünkü insanlar bunların gerekçelerini anlamadıkları, kendilerine gösterilmediği için bunlara gerek yok diyorlar. Çünkü izah edilmemiş kendilerine. Bunu takviye etmek gerekir. İhmal edilen büyük bir temelde boşluk var. Çünkü saadet ebediyenin medarı onlardır. Onlar da kusur edilse şekaveti ebediye ya sebebiyet vermez. Ebedi şekavet. Yani şikayet konusu veya işkence mi diyelim, ebedi zarar diyelim. Artık şikayetten ne anlıyorsunuz? Şikayet edeceğim konular, incinmeler, rahatsızlıklar,
Allah sebebiyet verir. İmansız cennete gidilmez. Fakat tasavvufsuz cennete giden pek çoktur. Tasavvufta neyi kastediyor burada? Üçüncüsünde olduğu gibi emrazı kalbiye izah etmek, işte terbiye etmek, mütevazi olmak, sinirlenmemek, herkese karşı sevgi beslemeye çalışacak şekilde duyguları terbiye etmek. Peki bunlardan ne yapacağım ben? Mütevazi oldum. Ne oldu? Rabbi nasıl tanıdım? Rabbe mütevazi olmak suretiyle, o duyguyu geliştirmek suretiyle Rabbin nasıl bir velisi oldum, dostu oldum? O ayrı konu. Onun için tasavvufsuz cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan yaşayamaz. Fakat meyvesiz yaşayabilir. Bu da fiziki bir örnek. Tasavvuf meyvedir. Hakiki İslamiye gıdadır. Yani meyve olmasa da olur falan diye anlamayın. Örnek bunlar. Eskiden 40 günden tut, ta 40 seneye kadar bir seyr-i sülük ile bazı hakaiki imani ancak çıkılabiliyordu. Bazı haka. 40 yıl kendine, hani 40 yıl bir adama deli desen deli olur derler ya, onun gibi. Şimdi ise uzatmıyorum o konuyu, çünkü o biraz su götüren bir konu. Şimdi ise Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle 40 dakikada o hakaiki çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lakayt kalmak elbette kâr-ı akıl değil. Eğer böyle hani 40 dakikada seni örnek ya bu, kısa yoldan Rabbinle tanıştıracak bir yol olsa, iman maddelerin neyse, Allah'a, ahirete, meleklere, peygambere, kitaplara, iman esaslarının gerçek olduğunu sana gösterecek delillerle gözünün önüne serecek çok açık ifadelerle, sen onlarla, bu hakikatlerle, bunların hakikat olduğuyla tanıştıracak olan bir yol bulunsa, o zaman insan o yolu terk etmemesi lazım ya da o yola mutlaka başvurup faydalanması gerekir. İşte 33 adet sözler böyle Kur'an'ı bir yola açtığını dikkatli okuyanlar mı diyorlar? Demek ki Risale-i Nur niçin okunurmuş? İmanın hakkaniyetinin delillerini toplamada rehberlik yaptığı için okunur. Bu da özet. Madem hakikat budur, Esrar-ı Kur'aniye'ye ait yazılan sözler artık bundan sonra Risale-i Nur'la ilgili. Esrar-ı Kur'aniye'ye ait sözler şu zamanın yaralarına en mühim bir ilaç, bir merhem ve zulümatın tahaccümatına karşı maruz zulümatın tahaccümatına maruz heyet-i İslamiye'ye en nafi, İslam'ın tümüne Müslüman insanlar veya teslim olmak, hakikate teslim olmak isteyen insanların hepsi için faydalı bir nur ve de dalalet vadilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğu itikadındayım. Bu Risale-i Nur'dan neyi kastediyor onu söylüyor. Ama bu söyledi diye kabul edemeyiz. Ne yapacağız? Bakacağız. Gerçekten öyle mi? Onun için Risale-i Nur'un işine gireceğiz. Var mı bu dedikleri diye inceleyeceğiz. Bilirsiniz ki dalalet cehaletten gelse izalesi kolaydır. Bilmiyor da onun için böyle dolanıp duruyor. Fakat dalalet fenden ve ilimden gelse izalesi müşküldür. Yani ben biliyorum, kainat nasıl çalışıyor gördüm, İşte bu da kendi kendine çalışmadır canım diyorsa, işte bu kimsenin kainatın kendi kendine böyle bir düzen içerisinde var olup geldiğinin yanlış bir anlayış olduğunu izale etmek müşküldür, zordur. Evet, bu bugünkü devrin problemi. Artık bunları bildiğiniz için ben hem de vaktimiz de doldu, üzerinde durmuyorum. Eski zamanda ikinci kısım binde bir bulunurdu böyle fenden ve ilimden gelen dalaletten dolayı
Ben biliyorum, ben ediyorum. Kainatın nasıl çalıştığını gördüm. Gerek yok bunun bir yaratıcısı, var edicisi veya bir Rabbi, bir sahibi olmasına, olduğu anlayışına girmeye hiç gerek yok canım. İşte görüyoruz nasıl çalıştığını, biliyoruz deyip geçiştiren insanlar var ya, onlardan çok az bulunurdu. Bulunanlardan ancak binden biri irşat yola gelebilirdi. Yani inat edip duruyorlar. Şimdi onun gerekçesini söyleyecek. Çünkü öyleler kendilerini beğeniyorlar. Bu çok önemli. Şimdi en önemli noktaya geldik. Böyle bu yani şu son okuduğumuz son iki paragrafın en önemli noktasına geldik. Öyleler kendilerini beğeniyorlar. Yani bak ben biliyorum, cahil değilim diyor. Hücrenin nasıl çalıştığını biliyorum. Atomun hangi parçalardan oluştuğunu biliyorum. İşte atom böyle. Bu tutup da bunun bir yaratıcısı varmış, Allah yaratmış diye atmaya gerek yok. Ben onun nasıl çalıştığını gördüm, öğrendim diyen bu insanlar kendilerini beğeniyorlar. Hem bilmiyorlar hem kendilerini bilir zannediyorlar. Bu bugünkü materyalist veya Allah'a inanmayan, eşya kendi kendine hep böyle olur diyen, herkes öyle değil ama diyen fen adamlarının hepsini kapsar. Ehli fen denir. Fencilerin fen dalında çalışıp da ben bunları biliyorum diyenler, peki bu makinenin nasıl çalıştığını öğrenmeye çalışıyorsun ve biliyorsun bazı parçaların nasıl çalıştığını. Hepsini bilmen de gerekmez. Bilsen de değişmez durum zaten. Nasıl çalıştığını, diyelim ki bir makinenin nasıl çalıştığını, bütün parçaların nasıl çalıştığını bildin. Ne oldu? İşte nasıl çalıştığını biliyorum. Peki bunun çalışma sistemi kendi kendine olur mu? Bunun mutlaka bir tanzim edici mühendisi olması gerekmez mi? O mühendis bu makinayı bu özelliklerle yapmak suretiyle kendisini sana tanıtıyor. Hiç onu tanıma ihtiyacı hissettin mi? Oradaki özelliklerin kaynağını tanıma, o kaynak ile senin arandaki makineyi kullanıyorsun, ondan faydalanıyorsun, memnun oluyorsun ya. O duygusal ilişkinin sana ne getirip götürdüğünden, ne kazandırdığından, o makinenin çalışmasından sonra makinayı bu şekilde yapana karşı bir sevgi, bir yakınlık peyda etti mi? Duygularını terbiye etti mi? Onları bilmiyorsun. Bunları bilmediği için, kendini beğendiği için bu insana yardım etmek çok zor. Cenab-ı Hak şu zamanda icazı Kur'an'ın manevi lemahatından olan malum sözleri şu dalalet sındıkasına bir tiryak haysiyetini vermiş tasavvurundayım. Risale-i Nur'da bu görevi yapma özelliği görüyorum diyor. O maksatla da telif edildi diyor. Ama biz bunu ne yapacağız? Ezbere konuşmayacağız. Ya gerçekten Risale-i Nur'un eğitimine girip bakıp göreceğiz. Gerçekten öyle mi? Diye inceleyeceğiz. Peki, Alaaddin diyor ki yanlış bilmek hiç bilmemekten çok daha fazla zararlıdır diyor. Bunu yazmış. Evet. Veya buradaki vurgusuyla bilmediği halde bildiğini zannetmek. Makinenin varlık gayesini bilmiyor. Makine hangi maksatta yapılmış bilmiyor ama nasıl çalıştığını biliyor. Nasıl çalıştığını bilmek, kaç tane parçası var diye sayısını göstermek sana bir fazilet vermez ki. Bu makinenin varlık maksadı ne? Onu bilmiyor. Nasıl çalıştığını bildiği için de ben bu makinenin uzmanıyım diyor. O kişiye peki bu makine nereden geldi dediğin zaman, ya kardeşim cahilin teksin, seninle konuşulmaz ki, ben bu makinenin en detayına varıncaya kadar farkındayım diyor. Bu kişiye bir şey anlatamazsın. Risale-i Nur bu gibi kişilere ihtiyacına bilmedikleri neyse onu bildirme noktasında görevlendirilmek üzere kaleme alınmış eserlerdir diyor müellif.
kendi yazdığı kitap hakkında, yani kendi kendine benim yazdığım kitaplarda bu özellik var diyor. Diyebilir yazarı zaten. Biz ne yapacağız? Gerçekten var mı? O özelliklerin var olup olmadığını incelemek üzere kitapların içine gireceğiz. Peki. Vakit de çok geçmiş. Kusura bakmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru davahum elhamdülillahi rabbil alemin ve hürmeti sirri suretil Fatiha.